Tüketiciler Birliği Genel Merkezi'nde konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2003 yılında çıkan bilgi edinme kanununun uygulanmadığını, kurumların kafasına göre davrandığını iddia etti. Bildiğiniz üzere 2003 senesinde bir kanun çıktı. Bu kanun bilgi edinme kanunu. Vatandaşlarımıza kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu kurum nitelindeki meslek odalarına soru sormak ve cevap almak hakkını veren bir yasa. Tabii ilk çıktığında kamu kurum ve kuruluşları bunu çok kabullenemedi. Nasıl yani, vatandaş bize soru mu soracak falan, ne haddine gibi bir bakış açısı vardı. Aradan 19 sene geçmiş, 20. seneye girmişiz. Değişen hiçbir şey yok. Hala aynı yerdeyiz. Kanunun bir anlamı yok. Kanunun bir önemi yok. Bir geçerliliği yok. Yazılı var ama uygulamada maalesef buna kimse hala riayet etmiyor. İşte bazı dilekçeler veriyoruz. Yani dilekçeyi veriyoruz ki cevabını alalım, ona göre hareket edelim. Yani bir yanlış yapmayalım diye. Ve bize cevap verilmesi gerekirken aslında bir kağıt geliyor ama içerisinde cevap yok. Sonra Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bir dilekçe veriyoruz. Diyoruz ki onlara da, ya işte geri gönderme merkezinde 3 tane bilgisayar varmış. Bu bilgisayarların tamamını alıp il müdürlüğüne götürmüşsünüz. Bunun içindeki bilgileri sildiniz mi? Tamamen resetlediniz mi? Ve oradaki 2021 yılının son 2 ayı ile 2022 yılının ilk 2 ayındaki elektrik faturalarını soruyoruz. Yani bir şey duymuşuz. İşte aradaki fark neden kaynaklanacak onu soruyoruz. Sonra işçilerin servisi iptal ediliyor. Niye iptal ettiniz diye soruyoruz. Halbuki bununla ilgili tahsis edilmiş bir araç var diyoruz. Ve bize verilen cevap, bakın küstahlığa bakın, başka türlü izah edemiyorum. Biz diyor denetim itibariyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlıyız diyor. Siz bu kurumlardan değilsiniz, bizi denetleyemezsiniz diyor. Olayı denetlemeye getiriyor. Bu itibarla talep ettiğiniz bilgi ve belgeler müdürlüğümüzün iş ve işlemlerine ilişkin mahrem bilgileri ihtiva ettiğinden bu mahrem bilgiler de size verilemez diyor. Fakat burada da kalmıyor, küstahlık devam ediyor. Bu belgeleri neden talep ettiğiniz anlaşılmamakla birlikte, anlamamış benim niye bu belgeleri talep ettiğimi. İdare hukukumuza göre idarenin yaptığı tüm iş ve işlemler yasal denetime tabidir. Yani teşekkür ederiz. Yani bunu bize hatırlattığı için hukukçu arkadaşımız da bunu okudu, o dedi. Çok önemli bir bilgi bu dedi. Müdürlüğümüz iş ve işlemlerine ilişkin bir suç istinadınız olması durumunda. Burada küstahlık zirve yapıyor. Bunu adli mercilere iletmeniz bir vatandaşlık görevi. Bilgi sahibi olduğunuz bir suçu veya suçluyu gizlemeniz de Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç olduğunu bilgilerinize rica ederim demiş. Şimdi İl Göç İdaresi Müdürlüğü bizim sorularımıza cevap vermek yerine, hani hiçbir mahrem yanı, istihbari yanı yok bu soruların, bizi tehdit ediyor aklınca. Bak diyor, savcıya git. Eğer bunu gizlersen suç işlersin abi. Suçu biliyorsun da gizliyorsan suç işlersin. Ceza Kanunu'nda bunun yaptırımı var diye beni tehdit ediyor. Ya paçanızdaki pislik akıyor akıyor hala. Kurumadı. Savcıya gidecekmişim. Savcıya gidildiği zaman valiliğin savcıya göndermediğini çok iyi biliyorlar. İl Göç İdaresi'ni valilik savcıya vermiyor. Savcı soruşturacak istiyor, vermiyor valilik. Hayır diyor, vermem. Niye güvenmiyor bilmiyorum. Valilik bile savcıya vermemesine rağmen cezalandırdı. İl müdürünüzü bir tarafa sürdü, geri gönderme merkezini bir tarafa sürdü, personeli sürdü. Ama en çok da güç işçilere yetti zaten tabii. Şimdi bu pislikler akarken hala beni, vay işte savcıya git. Tabii savcıya verilmiyorsun. Bunu biliyorsunuz. O rahatlıkla bunu söyleyebiliyorlar. Cevap vermek çok mu zordu? O bilgisayarları şu ihtiyaçtan götürdük. Servisi şundan dolayı kaldırdık. Aha da faturamız. Bunda gizli saklı bir şey yok ki. Niye vermiyorsunuz? İşte bak o efelik. Kimse bize hesap soramaz efeliği. Bu efelerden birisi de Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü. Şimdi bu müdürlüğe bir dilekçe verdik. O dilekçe şuydu. 4 ilde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde. Bu 4 şehirde kaç tane binanız var? Kaçının yalıtımı var diye sormuşum. Soru bu. Bununla ilgili de orada bir şube müdürüyle, Özcan isimli bir şube müdürüyle görüşmemiz oldu. Dedim ki ben bir dilekçe vermiştim. Bu dilekçeme cevap gelmedi. Neydi dedi isim? İşte şu. Ha ben ona cevap vermeyeceğim dedi. Bakın tavır bu. Ben ona cevap vermeyeceğim. Kapattım onu. Nasıl kapatırsın ya? Kimsin sen de kapatıyorsun? Bir dilekçe vermişim. Dilekçe yasası var. Artı bilgi edinme kanunu var. Devletin bir kurumu.
ve ben enerji verimliliği ilgili devletin çıkarmış olduğu bir yasaya acaba devlet uyuyor mu diye bir şey sormuşum. İşte yoksa eğer yaptı, bir de hatırlatıyorum, diyorum ki hani yasanın uygulama süresi geçti, 2007'de çıkmıştı, 2017 son tarihte. 2017'ye kadar yalıtımın yapılması gerekiyordu. Eğer devlet kendi çıkardığı yasaya uymazsa vatandaştan biz nasıl bekleyeceğiz uymasını ya? Onu sormuşum. Ben buna cevap vermeyeceğim dedi. Vermedi de. Bakın sayı numarası var, tarihi var. Adam dilekçe kanuna muhalefet ediyor. Adam bilgi edinme kanuna muhalefet ediyor. Benim sormuş olduğum bu soru son derece doğal bir soru. Herkesin bilmesi gereken bir soru. Görevini hatırlatıyorum yap diye. Ama hayır diyor, sana cevap vermeyeceğim. Şimdi bir gelen cevap var. Hani sana cevap vermeyeceğiz diye yazıyor. Bu adam bir kağıt da harcaman buna diyor. Şimdi bu terbiyesizlikler, bu küstahlıklar artık bitmeli. Ya da bu bilgi edinme kanunu kaldırılmalı. Bir işe yaramıyor. Şimdi bu keyfi uygulamalara, düşüncelere karşı da arkadaşlar bir afiş hazırlamışlar. Yani şöyle tutayım bunu. Buralar kamu kurumudur. Milletin malıdır. Bulunduğu yerler babaların çiftliği değildir. Ama uygulamaya baktığımız zaman hani o kurumların ya da o müdürlerin odasının başına bu yazıyı koymak lazım. Yani babamızın çiftliğine hoş geldiniz. Bunu yazarlarsa sanki uyacak gibi şu uygulamalara. Üzülerek söylüyoruz bunu da maalesef.